abi buradasınız ya. Vallahi inanamıyorum yani. Hiçbir şey diyemiyorum. Bravo ya. Buraya geldiğinden beri kimseden ekmek almadı, kimseye de ekmek yaptırmadı. Bütün ekmeklerini sen yaptın. Bir de gidip evini temizliyorsun. Kendini hizmetçi durumuna düşürdün. El alem ne diyecek? Başlayacağım eline de el alemine de. Yürü git. O Hakan'ı buradan göndermemiz lazım. O adamı buradan muhakkak göndermemiz lazım. Anlaşıldı mı? Şimdi nereye gitmesi gerek diyeceğim, kızacak. Demeyeyim. İyi, deme. Zeynep. Hakan. Hayırdır? Bu ne büyük bir sürpriz böyle? Ne işin var burada? Şükran'ı ziyaret etmeye gelmiştim. Bayağıdır görüşmüyoruz da. Oo, Giresun'a. Bravo vallahi. Yani bu kadar samimi olduğunuzu bilmiyordum. Hatta tanıştığınızdan bile haberim yoktu. Kendimi çok kötü hissediyorum Ömer teyze. Ne oldu babam, bir şey mi söyledin? İşte yolun geçeceği asıl yer burası. Tabii. Burası. Bu alandaki ev sahipleri kimse bir an önce konuşsanız iyi olur muhtar. Bu ev benim evim. Ha öyleyse daha iyi. Sizinle aramızda bir sorun çıkmaz, öyle değil mi muhtar? Çıkmaz. Çıkmaz. Güzel. Evet. Buradan da şu fındıklığa doğru ilerleyeceğiz. Bu benim fındıklığım. Ne güzel. Güzel. Ne o, sesiniz mi kısıldı muhtar bey? Kısılmadı. Öksürük. 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 Devletin emirleri karşısında benim boynum kıldan incedir. Hayat bizi sürekli karşılaştıracak galiba. Bodrum senin hayalindi, giden ben oluyorum. Sanırım ben bu gidişte Karadeniz'in hırçın çocuğu olacağım. Sen Zeynep misin? Sen de fındıksın değil mi? Nasıl tanıdın beni? Resmini görmüştüm. Sen beni nasıl tanıdın? Yemedi. Lan bal gibi de yedi işte. Yemez o. Nasıl yemez, inandı işte. Yemez dedim size, kızdırmayın beni. Hakan demedi mi? Muhtar biz sana arkadaşlarla şaka yaptık diye. Lan oğlum onu derken muhtar çoktan gitmişti. Konuşma saçma saçma. Peki bebeler gavurla konuşurken de mi duymadı? He o zaman da gitmişti. Kaç kere gitti lan bu adam. İyi numaraydı ama değil mi? Nasıl tufaya getirdi bizim muhtarı? Olacak iş değil. E muhtar da yaşlanıyor tabii. Ben şeyi soracaktım, şeyi merak ediyorum. Bu muhtardan sonra oğlu İsmail mi muhtar olacak? Oo, padişahlık değeri mi bu babadan oğula? Belki de fındık olur. Neyse, muhtarı iyi kandırdılar ama. Ben zaten o çocukları görür görmez Hakan'ın arkadaşları olduklarını anlamıştım. Müthiş zekisin doğrusu. Natasha'nın Ahmet'i de hiç yıldır. Hepsi numaraymış ha. Ben de adamın elektriğini açtırayım diye çalışıyorum. Bu ne arasın? Gavur da oyunun içinde. Şunların diline düştüm ha. Ah Hakan'a. Ben sana yapacağımı bilirim. Aa muhtar da buradaymış. Muhtar dayı sen nereden çıktın? Sana ne? Hesap mı vereceğim? Nereye? Keşaba. Hakan'ın elektriğini bağlatmak için kaymakama uğrayacağım. Selam söyle. Yandık. Duymuş mudur? Konuşma saçma saçma. Duysa canımızı okurdu. Bak ne iyi adam. Söz verdi. Gidip elektriği açtırıyor. Evliya evliya. Hadi dönelim. Yakacağım. Hepinizi yakacağım. Her şey usulüne uygundu. Nasıl da yedirdiler. Ah kavura. Sen de onlarla birer temizsin. Köyde yılan beslemişiz yılan. Ama bana en çok koyan o köylülerin arkamdan fısır fısır konuşup kıkır kıkır gülmeleri. Ama size öyle bir oyun edeceğim ki, öyle bir oyun edeceğim ki hayatınız boyunca unutamayacaksınız. Hatta yanıma besmeleyle bile gelemeyeceksiniz. Dur! 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 Dur!
Oo, muhtar dayı nereye? Sana ne? 750 bin lira rica edeyim. Vermiyorum. Öbürlerinden almıyorsun, benden de alma. Hadi hadi, borcum olsun. Olsun. Hani Semih Bey de gelecekti? Semih Bey'in bu aralar işleri çok yoğun. Artık bu işlerle ben ilgileneceğim. Peki bu arada başka köylere baktın mı? Günlerdir buradayım biliyorsunuz. Bütün bölgeyi dolaştım desem yeridir. İstanbul'a dönmek, dinlenmek ister misin? Yerine başka birini gönderebilirim. Hayır. Dönmek istemiyorum. Olayı biraz kişiselleştirmedin değil mi? Umarım yani bunu kendi başarısızlığın olarak almıyorsun. Bilmiyorum ama takıldım işte. İş konusunda bu kadar hırslı olmanı anlıyorum. Sonuçta bu... Bak Ahmet Bey'in karşıma geçip ne oldu, sonuçsuz bir çalışma daha mı demesini istemiyorum abi. Ben günlerdir o bakışlar altında dolaşıyorum biliyor musun? Seni gayet iyi anlıyorum. Peki benden istediğin başka bir şey var mı? Bana biraz daha zaman kazandırın yeter Cemil. Merak etme. Ha, bu arada... istersen arama ruhsatı başvurusunu yapalım. Ne dersin? Biraz daha bekle. Niye? Bir tatsızlık çıksın istemiyorum. Bu Hakan kolay pes edecek biri değil. Başvurumuzu yaparsak kaymakamı da jandarmayı da yanımıza alırız biliyorsun. Dayanma gücü azalır. Bilmem. Olabilir. Alo. Ya Elif ne yapmamı bekliyorsun? Daha yeni geldim buraya. Duyamıyorum seni. Lütfen biraz daha yüksek konuş. Aşkım ben de özledim ama ne yapabilirim? Atla gel o zaman. Seni bekliyorum tamam. Elif. Haşim. Oğlum acayip eğleniyoruz burada. Haberin olsun. Bak sonra söylemedi deme ha. Alo. Haşim. Abi zırvalayıp durma ya. Al iznini gel işte. Ne? Zeynep mi? Herhalde Zeynep de burada. Efendim? Ya saçmalama abicim. Yapma gözünü seveyim ya. Ayarlarız burada. Herkese yetecek kadar yer var. Büyük babam nasıl büyük babam? Abi biraz sessiz. Ne diyorsun? Sıkılmış gibi. Elif'le atıştık biraz abi ya. Niye? Özlemiş. Abicim çektim geldim. Kız da tek başına kaldı. Aslında bir suçu yok ki. Ama ne bileyim ya boşver. Ulan keşke onlar da gelseler be. Keşke. Baksanıza siz geldiğinizden beri acayip keyifliyim. Hadi lan. Biz geldiğimizden beri değil. Zeynep geldi de o yüzden öyle. Sahi Zeynep nerede? Kalktığında yoktu. Bilmem. Köyde dolaşıyordur. Bizden sonra oturdunuz mu akşam? Ne bileyim ya. Çok değil. Neyse siz takılın. Ben şu bakkala uğrayayım. Olur, tamam. Hadi görüşürüz. Hadi eyvallah. Günaydın. Ne haber İsmail? Al paranın üstünü. Darmanda mı açacaktım? Al bak orada. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah. Ne o? Bakıyorum bu sabah ne merhaba ne günaydın hiçbir şey yok. Ne istiyorsun? Vay be, tezgahın arkasına geçen patron kesiliyor. İyi, öyle olsun. Ekmeğimiz bitti fındık. Bana ne? Bunca zamandır köydesin. Öğrenseydin yapmasını. Ne oldu sana şimdi ya? Olan biten bir şey yok. Öğrendim babama yaptıklarınızı. Bundan sonra ekmek falan bekleme benden. Saçmalama fındık. Sen de biliyorsun ki babanla bir iddiaya girdik. O yüzden de her yol mübahtır. Ha, kendin baş edemedin bir de çeteni getirdin değil mi? Aferin. Babam senin oyuncağın mı? Tamam anlaşıldı. Sen çok kızgınsın bana. Bunu sonra konuşuruz. Sen şimdi bana söyle bakalım. Ekmek yapacak mısın, yapmayacak mısın? Niye? Zeynep Hanım'ın karnı mı acıkmış? Otursun yapsın ekmeğini. Sen Zeynep'in burada olduğunu nereden biliyorsun?
Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Sana ne? Sen işine bak. Ne oldu cam göz, gene tersinden mi kalktın? Muhtar senin onu kandırdığını anlayınca canımızı okuyacak. Yazık bize. Ne yapacaksa yapacak canım, bana yapacak. Siz keyfinize bakın. Öt. O kadar kolay değil bu işler. Bugün ortalarda görünmedi. Öğrendi mi acaba? Yok, kaymakamlığa gitti elektrik için. Aa, ne güzel ya, demek benim elektrik işini hallediyor. Siz merak etmeyin, ben gelince onun gönlünü alırım. Merhaba millet. Kakastırım. Bir yer ver bakayım bana. Hasan, çay gelin. Muhtar nasılsın? İyiyim. Senin elektrik işi için kaymakama gittim bugün. Süpersin vallahi ya. Ne zaman bağlanır? Bana kalırsa hemen bugün bağlardım ama diğer köylerde iş çok. Ellerinde de yeterli eleman yok. Ayrıca yeni direkler dikilip hatlar projeye uygun bir şekilde yapılsın ki köyün her tarafına elektrik gitsin. İyi. Bizim Keyvan'ın evinin elektriğini de bağlarlar. Tabii. Bıçakçıların Osman'a da lazım. Bizim Emiroğlu'nu Hadi de istiyor. Deli İsmail de evin yanındaki damı büyütüyor. Tamam yeter. Elektrik hattı bütün köyü dolaşacak. Yalnız bir ufak mesele var. İmece yapmamız gerek. Ana. Ne demek şimdi bu ya? Yani bu işi hep birlikte el birliğiyle yapacağız demek. Aymış. İşe gelince değil mi? Yok öyle hikaye. Zeynep ben. Hakan'ın arkadaşıyım. Sen? Arkadaşısın ha? Ben de Fettan'ım. Buralarda herkes tanır beni. Çocuklar nerede? Meyve getirmiştim onlara. Ben sabah erkenden köyü dolaşmaya çıktım. Geldiğimde yoklardı. Nasıl buldun köyümüzü, beğendin mi? Gerçekten çok güzel bir yermiş. Hakan kalmak istemekte haksız değilmiş. Herhalde. İşte böyle. Anlaşılmayan bir şey var mı? Oo, siz daha gitmediniz mi? Burada mısınız? Biraz daha kalalım da çevreyi dolaşalım diye düşündük Muhtar Bey. Fırsattan istifade yani. İyi, kalın. Anlayın niye yıktırmak istemediğimizi bu güzellikleri. Anam rahmetli babam. Demiştim sana, anlamamış işte. Muhtar, sana bir şey söyleyeceğim. Buyur Hakan yeğenim, yine ne yumurtlayacaksın? Ya şey, şimdi bu bütün yaşananlar hepsi biraz şakaydı. Anlamadım. Yani köyden yol falan geçmiyor. Biz seni kandırdık. Bunlar da benim Ankara'dan arkadaşlarım. bir şey söylemeyecek misin? Şakaymış. Yani sadece eve elektriği bağlatman için yaptım. Bir de ya istemeyerek de olsa beni zehirletmenin intikamı da diyebiliriz. Olan olmuş, biten bitmiş. Biz işimize bakalım. Önce çukurlar kazılacak. Sonra direkler yapılacak. Eğer şanslıysak gider fabrikada hazır direk buluruz. Ama yoksa kendimiz yapacağız, kendimiz dikeceğiz. Gelelim iş bölümüne. Önce kadınlardan başlayalım. Hasan, git haber ver. Sofraları köy meydanına kursunlar. Yani hepsi bu kadar mı? Ne Hakan yeğenim, iş az mı geldi, çok mu? Nasıl olsa arkadaşlarım var yanında, yardım ederler sana. Abicim, bu muhtar fazla soğukkanlı geldi bana ya. Kıllandım ona göre. Vallahi bilmiyorum, ben de anlamadım. Tek bir şeyi çok merak ediyorum. Bu iş bize nereden dokunacak? Nereden dokunacağı var mı? Dokunacağı kadar dokunmuş zaten. Görmedin mi Hakan Efendi'nin bize yaptıklarını? İmeceymiş. Çok saçma. Git. Her işi devletten beklememek lazım. Pek de güzelmişsin. Teşekkür ederim. Hep burada mı kalacaksın sen de? Hayır, 15 gün iznim var sadece. Niye ki? Ne iş yapıyorsun sen? Doktorum ben İstanbul'da. İznim bitince dönmem lazım. Ha iyi. Ben de kalkayım o zaman. Bir dakika. Bir şey soracağım. Sor bakalım doktor hanım. Sen Fındık diye birini tanıyor musun? Aman. Kim tanımaz ki onu burada? Neden? Çok güzel olduğu için mi? Yok be. Muhtarın kızı olduğu için.
Üstelik hepimiz korkarız ondan. Neden? Muhtarın kızı olduğu için mi? Yok be. Cadının teki olduğu için. Sen de pek zaafmışsın. Nasıl doktor olduysan. Ben de gideyim artık. Ha? Niye sordun ki onu? Kıskandın mı yoksa? Geldin mi? Geldim. Sen gidebilirsin. Yok. Kalırım ben. Sen git. İşin gücün vardır. Ne oldu? Neyin var? Yok bir şeyim. Senin canını sıkmışlar öyle mi? Demek sen de duydun. Ha. Bakkala gelen keyvanlılardan duydum bugün. Ama merak etme, tıktım ağızlarına laf. Merak etmiyorum, tıkmışsındır. Ama o Hakan itini bir elime geçireyim. Neler yapacağım ona göreceksin. Ha, ben de onu diyecektim. İntikam alacaksan ben de yanındayım. Bana bak, sana kötü bir şey yapmadı ya. Ne yapacakmış? Tabii, ne yapabilir ki? Ama bugüne kadar hep onun yanındaydın. Onu koruyup kolladın. İlk defa benim yanıma geliyorsun da çok şaşırdım. Ne varmış canım şaşıracak? Babamsın. Tabii yanında olacağım. Babamsın. Tabii ya, babanızım. Ama o Hakan itine göstereceğim. Dinleyin beni. Zeynep, evde misin? Zeynep! Evet, yukarıdayım. İniyorum şimdi. Tamam tamam, acele etme. Ben yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Evet. Nasıl? Bu şartlarda güzel görünüyor, değil mi? Yine ne oldu? Hala sürdürebiliyorsunuz değil mi şu eşek şakalarınızı? Tebrik ediyorum. Bak aslında... O gece sabaha kadar uyumadık biliyor musun? Üstelik sadece biz değil, bütün mahalle. Çok güzel. Demek ki amacımıza ulaşmışız. Hiç büyümeyeceksiniz değil mi? Of, gülsene be kardeşim, ne düşünüyorsun ya? Buyurun. Eksik mi verdin çocuğum, niye bakıyorsun? Ay, yok yok abla, ondan değil ya. Ya yanlış anlama, ne olur. Ya ben sana bir şey soracağım ya. Ama bak, ne olur yanlış anlama abla. Ya bu sizin köyde bir yabancı adam var ya, şehirli. Ya siz de şehirlisiniz ama bizdensiniz be abla. Sanırım sen bizim Hakan'dan bahsediyorsun. Belki de. Niye soruyorsun? Bak abla, ben para göz bir adam değilim. Sakın yanlış anlama. Ama bu herifin bana o kadar çok borcu birikti ki be abla. Ya adam parasında da değil ha, pisliğine vermiyor ya. Hiçbir bindiğinde para vermiyor abla. Ya çıldıracağım ya. Kabusum oldu adam abla. Dur çocuğum, telaşlanma. Söyle bana ne kadar borcu ben veririm. Aa, yok yok, ondan değil baba. Yanlış anladım be abla ya. Bu benimle onun arasındaki bir şey abla. En az 150 direk lazımmış. Ya iki gün içinde nasıl yapacağız onları? Sen onu bırak. Nasıl açacağız o kadar çukuru? Sen onu bırak. Nasıl dikeceğiz? Aman, şehirliler de yardım edecek nasıl olsa. Aha, bak şuraya yazıyorum. Bir saat içinde fıslar onlar. Hala bir şey söylemeyecek misin? Ben gitmek istiyorum. Seni anlamıyorum seni ya. Hem buraya kadar geliyorsun, şimdi de gitmek istiyorum diyorsun. Buraya gelmem hataymış. Onu çok net anladım. Zeynep, bak senin için çok güzel yemekler hazırladım. Ha? Onları yiyelim, ondan sonra tekrar konuşuruz. Ne dersin? Ben hemen şimdi gitmek istiyorum. Peki. Fındık'la tanıştım.
nasıllar? İyidir. Ben iyiyim de. Sen pek iyi görünmüyorsun. Değilim zaten. Ben çok özledim Volkan'ı. Biz telefonda atıştık biraz. Derdiniz ne sizin? Ne bileyim ben. İşsizlik, parasızlık. Şimdi de ayrılık. Ya da tükettiniz birbirinizi. Ne dersin? Ayrılık saati gelmiş olabilir mi? Kendi adıma asla. Yani ben onun da böyle bir şey isteyeceğini zannetmiyorum. Ya Haşim, ben biraz vıdı vıdıcıyım galiba, değil mi? Nasıl oluyor anlamıyorum ya. Ben gittikçe anneme benziyorum. Sadece yaşlanıyorsunuz. Bari olgunlaşmak de Dana Bey. Ne dersin, biz de gidelim mi oraya? Yani düşünmüyor değilim aslında. Bakalım, yıllık iznimi alabilirsem. Abi nasıl oluyor ya? Koskoca müdürsün sen yani. İzin de alamayacaksan artık yuh. Doğru. Ben müdürüm değil mi? Hatta her şey benim imzama bakıyor. Yakında şöyle sağlam bir imza atıp kendi süresiz iznimi başlatırsam hiç şaşırma, olur mu? Yukarıdadırlar. Rahatsız etmiş olmayalım. Ne rahatsızlığı ya? Hakan Zeynep. Hasan hocam. Ya yok, bu benden olsun ya. Hocam üzgün gördüm seni. Peki, sağ ol. Ya hocam Allah başka zeval vermesin ya. Evet Ahmet Bey, merak etmeyin, her şey yolunda. Hayır, hayır. Bu akşam dönmüyorum. Yarın köye gidip araziye bakacağım. Peki efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ahmet Bey'e karşı benim de zaferim olacak bu başarı. Planın ne bakayım? Öncelikle muhtarla işbirliği yapacağım. Çünkü onun da bütün derdi Hakan'ı buralardan kaçırmak. Peki ya sonra? Sonra bir iki planım daha var. Yine başaramadık. İşine karışmak gibi olmasın ama sen bu Hakan'ın üzerine fazla gitmeye başlamadın mı? Sorgulamaktan vazgeç artık. Geçmişin üzerine bir sünger çek. Ay elimde değil. Yani hala da o kötü şakalarını yapabiliyorlar. Kusura bakma ama iyi şakaymış. Aşk olsun Hande. Tamam tamam. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Ay ne bileyim, yarın ilk uçağa atlayıp gideceğim herhalde. Bak ne diyeceğim. Benim burada işler bitti sayılır. İstersen bir iki gün burada kalıp tatil yapabiliriz. Hem birazcık sen de kafanı toparlamış olursun. Belki de Hakan'ı son bir kez görürsün. Bilmem. Olabilir. Abicim muhtar ciddi miydi bu imece işinde ya? Hem de çok ciddiydi. Yok abi, ben öyle çukur mukur kazamam. Sen sabahtan akşama kadar oturmaktan sıkılmadın mı? Ne hımbıl herifsin ya! Arkadaşlar, evimize elektrik bağlanacak. Daha ne istiyorsunuz? Bana ne? Benim evim mi? Heh. Vallahi pek de gitmeye niyetli değilsin ama... şu dolaptan soğuk bir şeyler ver de içelim. Anladın değil mi sıkıntımızı? Aman aman, çok komik. Demek Zeynep gitti ha. Boş ver sen abi. Abicim sen de niye fotoğrafları ortaya da bırakıyorsun ya? İyi ki fındığı görmedi, yoksa tamamen delirirdi. Abi amma uzattınız mevzuyu ya. Hadi yemeğinizi yiyin yatın. Yarın çok işimiz var. İstanbul'a döndü mü? Bilmiyorum. Ben oteline bıraktım geldim.
İçme be kızım şu Meret'i. Baba. Sen benim sigaramla uğraşacaksın da nereden başlayacağız onu anlat. Ha, yarın 150 tane çukur kazdırıp 150 tane direk yaptıracağız. Ya ama hepsini yapamaz ki onlar. Acımak yok. Acımak yok. Hakan için nasıl çalıştılarsa köy için de öyle çalışacaklar. Tamam mı? Hem ben geçtikten sonra arkamdan fısır fısır konuşuyorlar. Bu biraz da benim intikamım olacak. İyi. Ben de yemek yaparım. Aç çalışamaz onlar. Haydi. Gel ondan tarafa aklı kaydı. Kızım bari diğer kadınlarla beraber ortak yapın ha yemeği. Gavur da katacaksın mı? Katacağım. Nasıl kandıracaksın? Ben onun anladığı dilden konuşmasını bilirim, merak etme. Beter olsunlar. Beter olsunlar ya. Sadece bana yardım ediyorsun değil mi? Aşk olsun. Ne sandın? Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar, çukurlar kazılacak. Her çukurun arası 50 metre olacak. Siz bu işleri yaparken ben de fabrikaya gideceğim direkt bakmaya. Dua edin de hazır direkt olsun. Eğer yoksa direkleri de kendimiz yapacağız. Vardır, sıkma canını. Ben canımı ne sıkayım? Sen düşün. Ben demiştim size, yandık. Dur be, üstüne alınma saçma saçma. Muhtar bir şey soracağım ya. Şimdi bizim hiç malzememiz yok. Nereden bulacağız kazma küre? Sen çalışmak iste yeğenim. Ben sana yaratırım. Gavur, herhalde senin kazma küreğin vardı. Bana mı söyledin? Burada senden başka gavur var mı? Hakanlar da gavur. Yani. Doğrusunu isterseniz ben pek katılmayı düşünmüyorum. Nasıl olur? Senin gibi büyük şehirlerde avukatlık yapmış, haktan hukuktan bahseden bir adam köy imecesine nasıl katılmaz? Fikirlerinde değişiklik mi oldu yoksa? Lafı nereye getirmeye çalıştığını anlıyorum ama. Yapma be Osman baba. Gel katıl işte. Vallahi acayip eğleniriz. Hem benim eve de elektrik bağlanmış olur. Hadi be. Madem öyle. Pek. Tamam arkadaşlar. Hadi kalkın. İki saat sonra burada buluşuyoruz. Fındık dalları. Ne muhtar sabah sabah? İmece var da ona haber vereyim diye geldim. Ben İmece'yi çok severim. Ben de. Yemek falan yapılacak. Benim kıza yardım et, tamam mı? Hepsi bu kadar mı? Bu kadar. Ben akşama geleyim değil mi? Fındık. Ne diyelim duruyorsun? Bana bak. Karşıma çok çıkmaya başladın. Akıtmayayım kafanın pekmezine. Peki. Emel. Buradayım, geliyorum. Ya benim bahçe eldivenlerim nerede? Hayırdır? Köyde imece varmış da ona katılacağım. Oo, bak sen. Ne oldu? Ne bileyim, köylüleri o kadar çok eleştiriyorsun ki birdenbire böyle yardıma koşman tuhafıma gitti. Bak, ben köylüleri eleştirmiyorum, tamam mı? Sadece farklı iki dünyadan iki insanın birlikte mutlu olamayacağını söylüyorum, o kadar. Ya Allah aşkına, bu konu daha ne kadar devam edecek sence? He? Bilmiyorum ama sana çok kızgınım. Unutma ki Hakan senin oğlun değil. Fındık da senin kızın değil. Al eldivenlerini. Ya farkında mısın? Bu oyuna başkaları yüzünden kavga edip duruyoruz. Haklısın, özür dilerim. Asıl ben özür diliyorum. Ama bak, şunu kabul et. Zeynep güzel kız değil mi? Osman! Ayşe hoş geldin. Thank you.
Evet arkadaşlar. Herkes çalışma bölgesini biliyor. Dağılalım. Hadi bakalım. Siz bu tarafa. Biz bu tarafa. Bu işi de bu tarafa. Hadi bakalım. Hadi. Siz onları takip edin. Nereye kalacağımızı bilen var mı? Valla şurada bir şart var. Muhtar her şeyi düşünmüş baksana. Evet. Hadi başlayalım. Abicim bu işler bana göre değil. Bana ne imeceden ya? Sen sapıttın yine hımbıl. Yıllar sonra çalışmak senin için de bir değişiklik olacak. Hadi canım hadi. Hadi 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 hadi. Hadi. Oğlum sen petrol mühendisi değil misin? Alışkınsındır kazmaya. Cahil herif ya. Biz kazma kürekle aramıyoruz herhalde petrolü. Hadi be. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi buyurun. Hadi. Ha! Ya kaç metre olacaktı bu çukurlar? Nereden bileyim abi? Rahmetli babam derdi ki, kazacağın çukur gömeceğin şeyden daha derin olmalı ki üstünü örtebilesin. Ne diyorsun sen ya? En az 4 metre o direkler. Şaşırdın herhalde. Zaten babam bunu başka bir şey için kullanmıştı da ben yanlış hatırlıyorum. Aa, yürü git işine ya. Ağzını topla İlyas. Yıpratırım. Oo, paşam. Kalksana ya. Tamam tamam. Siz devam edin. Ben kalkarım. Ayıp be. İçimizde en genci sensin. Zaten biraz şansım olsa anam beni kız doğurur. Şu düştüğüm gruba bakın saçma saçma. Yeter ama. Evet, bir iki gün içinde evrakları tamamlamanız gerekiyor. Sizden haber bekliyorum. Bari burada iş düşünme. Ne yapayım? Davalar tatil dinlemiyor ki. Kusura bakma, seni de tuttum burada. Ama yalnız kalmak istemedim. Saçmalama, ben gayet memnunum hayatımdan. Bugün biraz daha iyi misin sen? Evet. Fındığı kıskandığım için kendimi çok kötü hissediyorum. Hakan'a çok haksızlık ettim. Güzel miydi? Hem de çok. Ahmet, sen ne arıyorsun kadınların arasında? Bir kazmak yapmaya gitsene. Tamam tamam gidiyorum. Sana bir bakayım dedim de. Yürü yürü. Böyle kıskanç ki bizimle birlikte olması bile rahatsız ediyor. Belli oluyor. Fettan Hanım, Fettan Hanım. İşine bak. Aman be, biz ne yapıyoruz? Tamam. Neriman yenge. Osman baba biraz dinlensen diyorum. Ha, daha kazacağımız çok çukur var. Olsun oğlum. İyi geliyor bana. Bana hiç iyi gelmedi abiciğim. Oo daha ilk çukurda tısladım be dana. Dur bakalım gün daha yeni başlıyor. Bu kadar keyfine düşkün, bu kadar tembel bir adam olabilir mi? İnanamıyorum sana ya. Oğlum antrenmansızım ben ya. Senin gibi her gün 5 kiloluk dalış tüplerini taşımıyorum. Ne güzel ya. Eskiden her gün basketbol oynardık. Eskiden çok çok şey yapardık oğlum, boş ver ya. Şimdi de oynayabilirsiniz. Giresun'da çok güzel tesisler var. Yok yok, ben muhtara söyleyeyim de köye bir pota kursun. Her gün Giresun'a inilmiyor. Tabii canım.
Gene bir yolunu bulup onu da yaptırırsın ya sen. Tabii tabii, elektrik işini nasıl çözdüğünü gördük. Ceremesini biz çekiyoruz. Konuş. Hadi canım, çene çalışmasın, el çalışsın. Hadi hadi hadi. Kolay gelsin arkadaşlar. Bu kaçıncı çukur? Dalga mı geçiyorsun muhtar? Birinci çukur tabii. Çok yavaş çalışıyorsun. Bizim bebeler altıncı çukurda. Bence şansını zorlama istersen ha. Bak, iyi dinleyelim. Eğer teller geldiğinde direkler hazır değilse bir daha bilmem ne zaman gelirler, ona göre. Tamam muhtar, tamam. Anlaşıldı, anlaşıldı. Siz verimsiz bir ekipsiniz. Akşam ben size bir takviye yapayım. Sağ ol, teşekkür ederiz. Abi bırak, dinlen biraz. Kolay gelsin arkadaşlar. Kolaysa başına gelsin. Bırak çeneyi, bırak çeneyi. Çalışmaya devam et. Biraz da köy için çalışın. O yabancıya yeteri kadar çalıştınız. Canım niye ki? O da bir insan. Olsun. Muhtar, seninle bir şey konuşabilir miyim? Söyle. Ben tek çalışmak istiyorum. Olmaz. Bu işin adı imece. Ama bunların yanında kendimi gösteremiyorum ben. O zaman git şuradan aşağıya. Orada bir çukur daha kaz. Orada gösterirsin. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Güle güle. Sen niye muhtara yalakalanıyorsun ki? Hepimiz kadar sen de güldün onun düştüğü oyuna. Benimle doğru konuş, fena yıpratırım. Arkadaşlar, arkadaşlar, çalışmanıza devam edin. Bir saat sonra yemek hazır olacak. Sizleri köy meydanında bekliyorum. Aferin, aferin. Maşallah benim aslanlarıma. Arasam mı acaba? Bakıyorum yumuşamaya başladı. Onu çok seviyorum. Ara o zaman, hadi. Güzel bir köymüş burası. Gerçekten de öyle. Yazık olacak buralara aslında. Belki. Ama gereken altyapı hazırlanırsa, daha doğrusu Ahmet Bey gerekli bütçeyi gözden çıkarırsa... Oo, kimleri görüyorum. Hoş gelmişsin Cenk Bey. Misafirin mi var? Tanıştırayım. Muhtar Cemil Bey. Memnun oldum. Ben de. Cemil Bey bizim şirketin müdürü. Buraları bir görmek istedim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş memnun oldum. Ne bu gürültü? Ha, imece var da. Hakan'ın evine elektrik çekiyoruz. Bu arada bütün köyde bir kontrol edelim dedik. Ne o, ateşkes mi imzaladınız? Biz onunla zaten düşman değiliz ki. Hayır, ben de seninle Hakan için konuşmaya gelmiştim. Hayırdır? Muhtar, seninle ciddi bir işbirliği yapmamız lazım. Bu işler burada konuşulmaz. Şu yemek işini halledeyim, kahvede konuşalım. Hadi buyurun. Galiba ha? Hadi bakalım. Afiyet olsun, afiyet olsun. Ahmet yapma böyle. Dur, sana yardım edeyim. Erkeklere ben dağıtırım. Zaten görmüyor musun? Hepsi erkek. Daha iyi ya, yorulmazsın. Ahmet, bu söylüyorsun çok kötü bir şey. Bu çok kötü davranıyorsun. Bunlar senin koylu. Ama erkek. Ah, niye halim var sıkıyor. Canım, yoruldun mu? Biraz. Ama iyi geliyor yorgunluk. Hadi çocuklar, uzatın tabaklarınızı. Bize de yemek var mı Emel abla? Yoksa hala kızgın mısın? O iş başka, bu iş başka. Kay biraz. Sen de çekil biraz.
Almıyor abi ya. Şu muhtarı söylüyor da aslında bazı istasyonlar... Ya Emel abla, fındığın nesi var? Benim bugün suratıma bakmadın. Bilmiyorum, onu kendine sor. Nasılsın? Hoş geldin. Ben de onların bana mı? Ne o? Yoruldunuz mu? Hemen sesiniz soluğunuz çıkmıyor. Olsun, sen işine bak. Lan dua et, işim var. Yoksa koparmıştım o dilini. Ağzımdan kaçtı. Ne o? Senin de sesin içine kaçtı. Olsun, sen işine bak. Ağzımdan kaçtı. Duman oldular. Beter olsunlar. Bütün bu işlerin şaka olduğunu öğrenince daha beter duman olacaklar. Baba. Hı-hı. Direk alacak parayı nereden bulacaksın? Bunlardan toplayacağım. Direkleri getireceğim. Sonra direkleri iade edeceğim. O parayla da köyün içme suyu borularını yenileyeceğim. Direkler lazım değil mi zaten? Lazım da onları vilayet bedava veriyor. Bana bak. Kalabalığın içinde şu fettanla fingirdeşeyim deme gözüm üstünde ha. Allah bu kızı alacak adama peygamber sabır versin. Tam deli. Deli. Hadi hadi hadi. Hadi ya. Ya yürüyün be. Kolay gelsin, kolay gelsin. Tembellik yok. Eyvallah. Geldik direklerin parasına. Ne parası muhtar? Evine elektriği çekiyoruz. Direkleri gülcük verip almıyoruz ya, parayla alıyoruz. Direk parası. Peki. Ne o, sadaka mı veriyorsun? Bir bu kadar daha isterim. Ne o, Eyfel Kulesi mi dikeceksin köye? Hayır, direk dikeceğim. Eyvallah. Sağ ol. Bu muhtar değil, tefeci, kazıkçı muhtar. Teşekkür ederim. Abicim durma, hadi çalış biraz ya. Aman oğlum, nedir bu ya? Ne vallahi iş açtınız başımıza ya? Hakan, hadi ya. Oğlum kız gibisin ya. Vur biraz şunu ya. Oğlum benim ellerim çok narin. Baksana ya. E biz de bak, bizimki de narin. Allah Allah, hadi. Apartman çocuğu, hadi. Hep birlikte yapmayalım abi. Hadi abi, hadi vur. Allah'ını seversen ya. Yoruldum ya. Bu ne? Bu ne bu? Vur. Vur. Of. Kolay gelsin, kolay gelsin. Eyvallah. Şuradan beri sizi izliyorum. Sen galiba biraz zorluk çıkartıyorsun. Gel ben senin yerini bir değiştireyim, hadi. Gel. Hadi bakalım. Hadi öbür tarafa. Hadi kimsemiz yine kadar insaflı değildir. Hadi. Al boyunlu ölçüsün. Petrol mühendisi. Petrol mühendisi ama sanki benzincide pompacı. O kadar rahat. Al sana bir tane güzel takviye. Ben hadi. Ne yapacağım bununla ya? Çalışacaksınız. Hadi beraber gidiyoruz. Bu nereye götürüyor beni ya? Öbür tarafa takviyeye. Oo. Hakan görüşürüz. Dağıldık iyicene. Hadi bakalım Hakan efendi. El mi yaman, bey mi yaman? Dur bir ben yağlanayım da geleyim. Hayırdır, güreş mi tutacağız? Yo, nereden çıkardın? Bana bak Cangöz. Sen harbiden fındığa aşık mısın be? Ama kimseye söyleme. Yıpranırım. Tamam. Hadi kas. Ne iş yapıyorsun sen? Dalgıçım. Yapma ha. Ne o? Beğenemedin mi? Ben ne beğeneceğim, bana ne? Ne iş istersen yap saçma saçma.
Allah'ım çattık ya. Çattık ya, çattık. Çattın mı? Neye çattın? Define mi gördün? Aa, bak bak. Duyuyor musun sesi? Duymuyorum. Kesin var ya, kesin kesin sandık var bunda. Hadi. Hadi. Hadi be. Ver. Kaz bakayım. Ver. Ver. Hadi. Aferin. Yerlerini değiştirmekle iyi yapmışım. Köyümüzü beğendiniz mi Cemil Bey? Gerçekten çok beğendim. Güzel, güzel, iyi. Muhtar, sözü uzatmaya gerek yok. Biz seninle işbirliği yapmaya karar verdik. Yanlış duymadıysam o giderse bütün arazi sana kalacakmış. Doğru mu? Doğru. Eğer su koy vermezse. Peki aranızda yazılı bir anlaşma var mı? Yok. Ama burada söz ağızdan bir kere çıkar işte o kadar. Bakalım Hakan için de bu durum böyle mi? Umarım öyledir. Yani düzgün bir çocuğa benziyor. Her neyse. Şimdi bizim bir takım planlarımız var. Ama sen de herhangi bir konuda bizden yardım istersen hiç çekinme söyle. Anlaştık mı? Olur, söylerim. Tam orası işte. Abicim ne bu ya? Sabahtan akşama kadar amelilik yap, kazma kürek salla, gel bir de masaj yap. Çok konuşma. Sözde tatile geldik, düştüğümüz hale bak. Vallahi arkadaşlar ben de çok yoruldum ya. Her yerim acayip sızlıyor. Ulan muhtar, ucunda bana yarayan bir şey olmasa ben sana gününü gösterirdim ama neyse. Abicim bu iş bittikten sonra bu herife bir pislik daha yapmazsak vallahi içimde kalacak ya. Oğlum o Allah'ın emri zaten. Dikkat ettiniz mi? Fındık yüzümüze bile bakmadı. Hep sizin yüzünüzden. Amma uzattınız ya. Hadi abicim hadi. İkileyin hadi hadi hadi. Ben dinleneceğim abi hadi. Hadi öf defol. Ya. Doğru söylüyor doğru. Oh. Yarın çok çalışacağız. Biraz dinlenelim. Oh. Oh. Buyur. Sağ ol. Epeyce halloldu galiba işler değil mi? Yarına pek bir şey kalmadı Fındık. Anam daha yeni başladım. Aman gene tersi üstünde bu kızın. Kızım, yarın neler yapacağız onu bir konuşalım. Tamam baba. Bulaşıkları yıkayayım geliyorum hemen. Helal olsun size. Hepiniz aslanlar gibi çalıştınız. İşin büyük bir kısmını bitirdiniz. Ama bugün geri kalan kısmını bitireceğiz. Aa, muhtar, dün dikkat ettin de hiç çalışmadın sen. Amirler çalışmaz. Çalıştırır İlyas. Gavur, gavur. Yavurluk etme. Nerede kalmıştık? Hakan yeğenim, sen yanına iki kişi alıp Giresun'a gideceksin. Direkt fabrikasına. Bakacaksın direkler hazır mı? Hazırsa bana bir haber edeceksin. Ben gelip direkleri yükleyip geleceğim. Vallahi çok iyi fikir. Ben hatta birkaç tane daha fabrika dolaşırım. Siz de o arada bütün çukurları bitirirsiniz. Çok güzel. Hakan yeğenim, sen Ramiz'de gavurun yanına al git. Ne de olsa gavur okumuş adam. Sana yardım eder. Ha. Benim de var biraz okumuştum, yazmıştı. Senin okumuşluğun işe yaramaz. Hasan, bütün millete çay ver benden. Moralleri düzelsin. İdris, çay dök. Ben içmesem de olur. Benim keyfim yerinde. Ben de seninle geleyim bari Hakan. Yo, burada kimin ne iş yapacağına ben karar veririm. Siz ikiniz benim gözümün önünde olun. Abicim bu adam bizi yalnız bırakıp vallahi canımızı okumak istiyor ya. Bana da öyle geliyor. Kazmaya başlayacağınız yer burası. Niye abi? Burada soruları ben sorarım. Siz değil. Sizin işiniz sadece kazmak. Yemek zamanı gelince ben size haber gönderirim arkadaşlar. Hadi basmaldık. Kazmaya başlayın. Yürü Ahmet. Nereye muhtar? Gel sen gel. Muhtar değil, Gestapo şefi.
Başlasana. Ulan var ya, sırf köylülere rezil olmamak için kazacağım ha. Bunlar şimdi akşam kahvede başlayacaklar. Yok sen şu kadar kazdın, yok ben bu kadar kazdım diye. Ruhsuz herif. Torunlar da sana su versin de ben de göreyim. Yine ne saçmalıyorsun be? İşte gideceğim hadi. Sen niye öyle dedin kıza? Bilmiyorum. Sana takviye kuvvetlerini yollarım. Nasıl yani? Ya saçmalama muhtar, ben de anlarım direkten hızlardan falan ya. Sen bilirsin yeğenim. Biliyorsun bu iş bugün ya bitecek ya bitecek. Bak ama... Aması maması yok. Ben hemen şimdi takviye kuvvetlerini gönderiyorum. Kapattı ya. Ne diyor? Geri kalanını biz yapacakmış. Hoppala, buyur işte. Biz bu işten ne anlarız ya? Ya ben size öğretirim ya. Sağ ol. Abiciğim bu nedir ya? Burası kayalık çıktı. Yemin ediyorum pisliğine getirdi bizi buraya. Lan buraya direkt falan mı dikilir be? Yol ortası burası be. Ne o? Yemek hazır mı? Bilmiyorum ama motor acele kahveye çağırdı sizi. Ha, yine ne yumurtlayacak acaba? Belki yemek hazırdır oğlum. Hadi gidelim bari, hadi. Yürü, yürü. Koş. Ne o muhtar bey? Hayrola bizi çağırtmışsın. Evet, sizi çağırttım. Muhtarım soğuk bir şeyler alabilir miyim? Yok, bir şeyler içecek vaktiniz yok. Binin arabaya gidiyorsunuz. Ne o sahip? Bizi azat etmeye mi karar verdin? Öyle bir niyetim olabilir. Hadi binin arabaya. Hakan'a yardıma gidiyorsunuz. Bir şey mi olmuş? Hiçbir şey olmadı. Hala konuşuyorsunuz. Binin şu arabaya, gelesene. Ya hadi. Dur bir elimizi yüzümüzü yıkalım Mustafa Bey. Elinizi yüzünüzü yıkamıyorsunuz. Biliyorsunuz. Yürü, derhal gidiyorsunuz. Hadi. Yol mühendisleri. Ay. Merhaba Hakan, nasılsın? Teşekkürler Zeynep, sen nasılsın? İyiyim. Hande burada, onunla Giresun'u geziyoruz. Güzel, çok güzel, iyi yapıyorsunuz. Bu kadar mı? Ya ne dememi bekliyorsun ki Zeynep, daha ne diyebilirim ki? Böyle yapma lütfen, ben sadece... Bak Zeynep, acayip işim var, daha sonra konuşsak ne dersin, olur mu? Tamam, görüşürüz. Bay bay. Ne yapıyorduk? Nereden çalışıyordu bu alet ya? Ömer teyze, hı, sen bırak ben yaparım. Olur mu kızım, adı üstünde, imece bu. Hep beraber yapacağız. Doğru.
Şu bana bak, dalgınsın yine. Sen aslında her zaman tuhafsındır da bugün ne bileyim daha bir değişik bir tuhaflığın var. Yok yok, iyiyim ben. Bak gör, daha da iyi olacağım. Ne oldu? Bir şey olmuş. Zeynep geldi. Hakan'ın sevgilisi. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Niye bana da söylemedin? Bilmem. Aman boş ver, iyi oldu zaten. Gördün mü? Evet. Fındık kızım. Annen ekmekleri yaptı, seni bekliyor. Hadi git. Bakıyorum, bizim kızla pek samimisiniz. Bu sizi rahatsız mı ediyor muhtar bey? Yok, etmiyor. Ama aranızda ne gibi müşterek meseleler var merak ediyorum doğrusu. Kafaca anlaşabiliyoruz desem, acaba siz anlayabilir misiniz? Anlamam. Anlamak da istemem. Kızımla fazla samimi olma. Ben zaten sizin gibi şehirleri sevmem ve güvenmem. Abi, biz herhalde bu işi yetiştiremeyeceğiz ha. Oğlum başka şansımız var mı? Bak, kaptınız işi ama. Ne demesin? Bana ne, ben İstanbul'a döneceğim. Bu ne çile ya? Defol abicim, defol ya. Ne hımbıl herifsin sen ya? Kızar. Voltan. Çok komik. Sevgili arkadaşlarım, çok güzel çalıştınız. Çok büyük bir iş başardınız. Ama sevgili Hakan ve arkadaşları biraz fazladan ve boşuna çalıştılar. Hayırdır? Ne demek şimdi bu? Yani bu şu demek, ben size bildirmeyi unutmuşum. Telefon geldi, Keşap'tan bütün direkleri temin etmişler. Hayda! İnanamıyorum ya, inanamıyorum ya! Bunu bilerek yaptın değil mi muhtar? Hiç bilerek yapar mıyım aslanım? Vilayetten telefon ettiler. 1-2 saate kadar kamyon burada olacak, direkt kamyonu. Hepiniz boşaltmak için yardımcı olacaksınız. Anlaşıldı mı? Pes yani muhtar, pes. Ne var Cemal, sana ne oluyor? Hadi bunlar seni kızdırdı da yaptın. Bizim suçumuz, günahımız neydi? Kaç tane çukur kazdık biliyor musun sen? Kaç tane kazdım? 8. Umarım bizden intikam almaya kalkmıyorsundur muhtar. Yok yeğenim, ne intikamı? Ben sadece senin elektriğini bağlatmaya çalışıyorum, hepsi o kadar. Hadi bakalım, göreceğiz. Ha, arkadaşlar, madem ki bu kadar çok çalıştık, benim de size bazı sürprizlerim var. Neymiş? Kendi bahçenden fındık mı vereceksinler? Fındık mı? Bence hepimize masajcı tutacak. Yok, masajcı falan tutmayacağım. Sizi adaya pikniğe götüreceğim. Bu o kadar da kötü bir şey değil. Hepimizi mi? Evet. Hepinizi götüreceğim. Hatta gelirse gavurla eşini bile götüreceğim pikniğe. Kadınları da mı? Herhalde. Yok abicim, ben evde yatmayı tercih ediyorum. Al benden de o kadar, piknikmiş de. Yok, hep beraber çalıştık, hep beraber eğleneceğiz. Kaytarmak yok. Aslında fena fikir değil. Geldiğimden beri gitmek istiyordum adaya. Bahaneyle görmüş oluruz. Kimse merhaba demeyecek mi? Çok şükür geldin sonunda. Başım kurtar beni buradan oğlum. Köle gibi çalıştırıyorlar beni. Abi neredesin sen ya? Bir dakika, bir şey söylemem lazım. Oğlum sizi çok özledim lan. Adamım be. Onlar da son günlerde amma çoğaldı ha.
yanık türkü söylerim. Ayrıldım sevdiğimden yanık türkü söylerim. Olsa eski günlerim daha güzel söylerim daha güzel. Başamda karınca, karınca kararınca. Göresle dünyanın bir mintanın namarınca. Bu kuzeyi boşanı türkü söyle sayıklar. Ne böyle sevda gördüm da ne böyle ayrılıklar. Ne böyle. Oy gördüm yarı ağlarken artık ben daha gülmem. Gördüm yeri ağlarken artık ben daha gülmem. Bu kadar severken nasıl ayrıldık bilmem nasıl ayrıldık. Taş altında karınca, karınca kararınca. Göresledim yanımı, mintanin avarınca. Bu kuzeyi duşanı, türkü söyle sayıklar. Ne böyle sevda gördüm da ne böyle ayrı. Ah gurbet zannım gurbet, zulüm kaybanma zulüm. Kar yağdı dallarıma da sılada kaldı gülüm sılada. Yanık türkü söylerim. Ayrıldım sevdiğimden yanık türkü söylerim. Olsa eski günlerim daha güzel söylerim daha güzel. Taş altında karınca, karınca kararınca. Göresledim yanımı, mintanin avarınca. Bu kuzeyi boşanı, türkü söyle sayıklar. Ne böyle sevda gördüm da ne böyle ayrı. Artık ben daha gülmem. Gördüm yeri ağlarken artık ben daha gülmem. Bu kadar severken nasıl ayrıldık bilmem nasıl ayrıldık. Taş altında karınca, karınca kararınca. Göresledim yanımı, mintanin avarınca. Bu kuzeyi duşanı, türkü söyle sayıklar. Ne böyle sevda gördüm da ne böyle. Hadi aslanım. Hadi iskelesine. Ya Muhtar Dayı çok kalabalıksınız ya. Ceza yiyeceğiz ya. Ne cezası? Cezayı da nereden çıkarıyorsun? Kaç kişi atacağım buradan ben? Safran var arabada atılacak. Bir kişi inse yeter. Saçmalama. Saçmalama. Hadi yürü. Yürü. Al. Bu köylülerin parası. Ya siz? Vallahi güzelim bu sefer kalabalığız biz. Görüyorum abi. Görüyorum. Thank you.
fındık bir saniye ya. Bir dakika durur musun lütfen? Ben seninle konuşmuyorum. Ya tamam konuşma. Konuşma ama sana ne yaptığımı söyle sadece. Ha? Bir şey yapman gerekmiyor. Ya fındık. İnan bana niyetim seni üzmek değildi. Hiçbir zaman da öyle olamaz. Lütfen inan. Fındık. Adaya mı? Niyetimiz öyleydi ama gelmesek daha iyi olacak herhalde. Zeynep. Bu akşam dönüyorum İstanbul'a. Ne o kız? Gene yolunu mu kaybettin? Nasılsın? İyi. Aa, sen de? Özledim vallahi ben de seni. Gel kaç canım. Gel canım. Ya bir dakika bir şey konuşuyoruz gel, şurada. Tamam ben seninle konuşacağım gel. Hadi gel. Yürü. Hadi. Hoşça kal Hakan. Tamam. Dubağının telleri gider hangi sular, gider hangi sularda, gider hangi sularda. Olay bana, baylar bana, ah yoruldum ama sana. Gözlerim yaşardı da, acıdandı rafide. Acıdandır afide, afide sandım seni, yüreğim yoruldu da. Afide değilsin sen, mercandandır afide, mercandandır afide, mercandandır afide. Meşeler kızını yitirdim sokaklarda. Sevdamın küçük kuşu öter hangi camlarda, öter hangi camlarda, öter hangi camlarda. Olay bana, baylar bana, ah yoruldum ama sana. Gözlerim yaşardı da, acıdandır afide, acıdandır afide. Afide sandım seni, gözlerim yaşardı da. Afidem değilsin sen, acıdandır afide, acıdandır afide, acıdandır afide. Irmaklar kızın yitirdim pıraklar, saçlarının gülleri açar hangi dallarda, açar hangi dallarda, açar hangi dallarda. Olay bana, baylar bana, ah yoruldum. Yok ola Ahmet nereden çıktı abi? Güzel giyindim o yüzden. Doğru modayı takip ediyor vallahi. Hakan, ha. Abi biz biraz turlayacağız ya. Tamam kardeşim, tamam. Kendinize bakın. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Fazla açılmayın. Valla şapka da hoşmuş ha. Evet, güzel değil mi? Güzel, güzel. Seven adam kıskanır tabii değil mi abi? Tabii. Ama çok kıskanıyor, ben çok kötü oluyorum. Hadi hadi, keyfinize bakın. Görüşürüz, eyvallah. Yok, sen de mi dolaşıyorsun? Dolaşacağım biraz. Ay ne güzel, hadi güle güle. Ahmet, ne? Hadi sen de beni adaya dolaştır. Otur oturduğun yerde, adada mı adımı çıkaracaksın? Adanı nereye çıkartıyorsun? Ben değil, sen. Sen değil, ben.
Ben hiçbir şey anlamıyorum Ahmet. Hadi yürü dolaşalım biraz. Boş ver. Nereye dolaş boş ver? Ah Ahmet. Ne kadar güzel değil mi? Ya burada dalış yapılıyor mu acaba? Keşke takımları getirseydim ya, dalardım. Ya oğlum bırak şimdi dalışı malışı ya. Biz balık mıyız ki dalalım ya? Allah Allah, hem onlar karada yürüyor mu? Hem her tarafım ağrıyor benim. Siz ne durumdasınız? Biz senin gibi hımbıl mıyız? Ayşin, ben sana bir şey soracağım. Abi sen işten falan atılmadın değil mi? Şimdilik yıllık izin diyelim. Tesadüfün dik alası. Çekil ayağımın altından almayayım ciğerini. Kalbimi almışsın, ciğerimi alsan ne fark eder? Abuk sabuk konuşma. Ne yapıyorsun ya? Adam sana aşkını ilan ediyor, sen onu yere itiyorsun. Hakan bile anladı, sen anlamadın. Sen de beni buna layık gördün ya. Gül gül. Geç de Hakan'a bakalım. Şöyle biraz kayar mısın ablacığım, ben sana zahmet. Ya Muhtar, bak keyfini kaçırmak istemem ama geç oldu, gitsek diyorum ha. Acelenle yeğenim, tadını çıkar. Bizim elektriği bağlamışlar mıdır? Bağlamışlardır herhalde. Yaşasın ya, bu akşam çılgınlar gibi müzik dinleyeceğim. Sen ne zannet? Anlamadım. Diyorum ki motorcularla konuştum, biraz sonra bizi almaya gelecekler. İyi, güzel. Şöyle 5 dakika bekleyin, sizi son alacağız. Tamam Muhtar Bey, tamam. İyi, orada tamam. Bekleyeceğimize burada bekleriz. Tamam, gel deyin, biraz orada bekleyin. Hadi. Hadi. İlk golü yedik be. Hadi hayırlısı olsun.